Merhaba arkadaşlar. Ben Buari bugün sizlerle Galata Wind'i inceleyeceğiz. Gemini'de son durum ne? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında geçen sene Mayıs ayı ile birlikte 13, 12 seviyelerinden 38, 70 seviyesine kadar çıkarak burada yatırımcısına %200 yakın bir getiri sunduğunu, ardından da Eylül ayından beri devam eden net bir düşüş trendinde hareketlerini sürdürdüğünü görüyoruz. Burada son fiyat hareketlerinde de zaten 20, 98 yani 38'den 20.98 seviyesine kadar düşmüş. Buradan oluşan alımlarla da birlikte düşüş trendini kırmış. EMA'ların üstüne günlük kapanış yaparak da güzel pozitif bir sinyal üretmiş durumda arkadaşlar. Anlık fiyatta 23.80, 23.90 diyelim. Şimdi buradan özellikle düşüş trendi kırıldığı için arkadaşlar ilk etapta tabii ki de bir tepki oluşacaktır. Bu hareketin tepki hareketi 28-29 bölgesine bizi doğru götürecektir. O yüzden kısada sat yapanlar Trade eden arkadaşlar bu seviyelerden alması durumunda 28-29 bölgesinden satış yapabilirler ancak 20 ile 23 arası maliyetlenen arkadaşlar da kesinlikle burada 28 29 direncinin takip etsin. Bu seviye geçilirse pozisyonlarını korusun çünkü yükseliş hareketi tekrardan bu bant içine gireceği için devam edecektir. Bu da bizi ilk etapta 33 direncine, eğer bu seviyenin üstüne kalabilirse de en son tepe noktasına doğru götürmesi mümkün gözüküyor. Yani burada net bir düşüş trendimiz var. Bu düşüş trendi kırıldığından dolayı burada yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi beklenebilir. Burada oluşacak alım isteğiyle beraber 24'ün üstüne kalmasıyla birlikte 28-29 bölgesinden kısaca arkadaşlar trade'den eden arkadaşlar satış gerçekleştirebilir. Bu da size zaten kısa vadede %20'nin üstünde bir kar marjı bırakmış olacak. Orta ve uzun vadede bu seviyelerden maliyetlenen düşüş trendinin kırılmasıyla birlikte yeni bir yükseliş trendi başlayacağından dolayı burada bir kontrol noktamız var. 28-29 bölgesi burayı geçilmesiyle birlikte pozisyonu koruyup fiyatların yukarı yönlü dirençlerde satış gerçekleştirebilir. Özellikle alt banttan yani bu bölgeden maliyetlerin fiyatın zirveye gelmesi durumunda yeniden bir pozisyonu geç, gözden geçirsin. Çünkü 170'e yakında bir yükseliş kaydetmiş olacak arkadaşlar. Onun için zirve önemli. Zirveden satışlar olur. Psikolojik dirençlerdir. Genel olarak her zaman söylüyorum. Eğer burayı güzel bir şekilde yani momentumlu bir şekilde hacimli bir şekilde geçilirse Bekleyebilirsiniz. Ancak baktığınız buraya geçmekte zorlanıyor. O zaman bir miktar satış yapıp fiyatın ne yönde evrildiğini takip etmelisiniz arkadaşlar. Ancak 38.70'in üstüne günlük kapanışlar görürsek de uzun vadede arkadaşlar Galata Wing'de 50-55 bandda uzun vadede özellikle hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar. Galata Wing teknik olarak bu şekilde arkadaşlar. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.